Mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2014'te çıktığımız bu kutlu yürüyüşte Cenab-ı Allah üçüleri, belediyenin burçlarını dikmeyi başkanımız da bize nasip etti. Aynı heyecanla devam ettik 2019'da. Cenab-ı Allah inşallah nasip ederse 2024'te 2019'un daha güçlüsü, %63 değil, inşallah %70'le üçüleri belediyenin burçlarını dikmeyi nasip eder. Kazasız, belasız bir seçim geçip Rabbim bizi hata yaptırmadan bu seçimi zaferle taşlandırmayı nasip etsin diyorum. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Gerçekten güzel bir başlangıç. Dün itibariyle biliyorsunuz, Yunus Emre Hazretleri'nden seçim listesini verdikten sonra başladık. Hızla bu saatten sonra yolumuza devam edeceğiz. Sayılı günler çabuk geçiyor, onun için biz geceleri saymadan hatta katlayarak yolumuza devam edeceğiz. Rabbim hiçbirimizi utandırmasın. Rabbim yere baktırmasın. Allah'ımıza şükürler olsun. 2014'ten 2024'e gelinceye kadar çok güzel şeyler oldu. Memleket güzel hizmetler gördü. Elhamdülillah olmaz denilen şeyler oldu. Memleket hizmete doydu diyor şeyde ya. Evet doydu. Dışarıdan bir gözle baktığımızda da bu görünüyor. İçeriden baktığımızda yine yeniden inşallah yollardayız. Rabbim zafer muvaffak eylesin. Hayırlısıyla inşallah. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Cennetim kula, tarih yatan ilçem sultanım. Kulağının içinde mert delikanlı, Hüseyin Tosun başkanım. Kulağının tarih yazan yiğit başkanı, haydi yeniden yaz destanı. O bir millet memleket aşkıyla yorulan, o bir adalet neferi olan. Yoksulu kucaklayıp mazlumla bir olan, bütün kulağı seninleyiz Hüseyin Başkan. Durma haydi hizmet. Hepiniz bu güzel akşama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlçe Seçim Kurulu'na listemizi bütün arkadaşlarımızla beraber teslim ettik. Daha sonra ben bir mezarlık ziyareti, arkasından baba duası, onun da arkasından Yunus Emre Hazretleri'nde duamızı yaptık. Her dönem olduğu gibi Bismillah dedik, bu yollara düştük. Bugün itibariyle de inşallah teşkilatlarımızı ziyaret ettik. Bugün buradayız, bu güzel karşılamadan dolayı her iki teşkilatımıza da, ki Cumhur İttifakı bizim teşkilatımız, ben teşekkürlerimi sunuyorum. Dolayısıyla bu görevler önemini bu vatandaşa hizmet etmekten alan, dolayısıyla sorumluluğu yüksek olan görevler, yüksek olan emanetler. Bu millet 2014 yılında bizlere bu görevi tevdi etti. 2014-2019 arası hamdolsun en yüksek halk oyu desteğiyle Türkiye'de devretti. Şimdi 2019-2024 yılları arasında tekrar bu millete gittik. Bu kula halkı bizi tekrar Türkiye'de derece yaparak bu görevi tevdi etti. Şimdi 2024-2029 arası inşallah bu halka gideceğiz. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan, yorulmadan çalışarak inşallah tekrar 3 hilal bayrağını en yüksek tepeye, belediyede dikeceğiz. Arkadaşlar, geçmişin hesabı yapılmadan geleceğe sağlam emin adımlarla gidilmiyor. Tabii ki 10 yıl içerisinde yapılanlar organize sanayi bölgesinden istihdama varıncaya kadar, Kula'daki sokak sağlıklaştırmalarından yüksekokul üniversitelere kadar, doğalgazından pazar yerlerine kadar bizlerin hep yüz akı oldu. Ve millet bu emaneti bizim omuzumuza öyle bir yükledi ki bu 10 yıl içerisinde artık bu bir görev olmaktan çıktı.
tarihi bir emanet haline geldi. Dolayısıyla biz bu 10 yıllık görevi teslim aldığımız andan itibaren elhamdülillah insan odaklı, yani merkezi insana koyarak üretken belediyecilik anlayışı içerisinde de mahalle mahalle, köşe köşe, bucak bucak bu memleketin her bir sokağına, her bir mahallesine elhamdülillah hizmet ediyoruz.